Selamlar, sevgiler. Anadolu Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir tarifim var. Salata severler mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Roka salatası. Şöyle bol ekşili hem de çok faydalı bir salata tarifi. Tarifimiz için malzemelerimiz... Ben rokayı annemin bahçesinden kullandım, böyle tazecik, tabii mis gibi. Onun için tam ölçü veremeyeceğim ama yaklaşık 300 gram kadar falandı sanırım. Yani siz dilediğiniz aslında ölçüde hazırlayabilirsiniz. Hani kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, rokalarımızı böyle çok fazla ince olmayacak şekilde doğrayalım. Karıştırma kabımızın içerisine alalım. Böyle benim kullanmış olduğum soğan birazcık büyüktü. O yüzden kuru soğanımın yarısını kullandım. Onu da ince ince doğrayıp rokalarımızın üzerine ilave edelim. Bu salatayı özellikle diyet yapanlar için tavsiye ediyorum. Gerçekten çok tok tutan bir tarif. İçerisindeki ceviziyle nar ekşisi ve narıyla beraber domates, yani hepsi birleştiği zaman tam bir öğün olmuş oluyor. Yani yanında başka bir yemeğe bile gerçekten gerek kalmıyor. O kadar doyurucu ve lezzetli. Böyle 5-6 adet de cevizimizi, yani dilediğiniz kadar, aslında tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Cevizimizi de ince ince doğrayalım. Bir küçük diş de sarımsak rendeledim. Tamamen tercihe kalmış ama mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. 2-3 tane de domates doğradım ince ince. Böyle bir kase kadar da narı temizleyip ilave ettim. Bir tane büyük boy limonun suyunu sıktım. İçerisine de böyle bolca nar ekşisi ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Tuz. Hepsini güzelce karıştıralım. Tuzumuz eridikten sonra salatamızın üzerine ilave edip güzelce karıştıracağız. Evet, bol malzemeli, inanılmaz lezzetli salatamızın sosunu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıp artık servis için hazırlayabiliriz. Dediğim gibi bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle salata severler ve özellikle bu tarifi balığın yanında tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli. Zaten roka ve balığın uyumu çok güzel. İçerisinde mutlaka ceviz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli ve çok doyurucu oluyor. Evet, böyle büyükçe bir salata tabağımızın, servis tabağımızın içerisine alalım. Evet, üzerine de servis aşamasında kaşar peyniri rendesi ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.